Eski şehirlere 2019 yılından beklentilerini sorduk. Bakalım mikrofonumuza neler söylediler. 2019 yılından başta sağlık bekliyorum. Memleketimiz için hayırlar diliyorum. Herkese hayırlı olur inşallah. Vallahi yeni umutlar bekliyoruz işte. Güzellik, sağlık, mutluluk. Daha ne bekleyebiliriz? Vallahi huzur, mutluluk. Eskişehir için. Eskişehir'de yaşamak güzel. Şehrimiz güzel. Memnunuz. Güzelim, ne isteyebilirim ki? Sağlık, mutluluk, barış, huzur. Başka ne isteyebilirim? Bunlar çok önemli biliyorsunuz canım. Hiçbir beklentimiz yok ya. Ne söyleyeyim ki? Sağlık, mutluluk, huzur, ülkemizde barış. Onları istiyoruz yani. Bir de şu büyük erşenin değişmesini istiyoruz artık. Evet, değişsin artık, yeter. Huzurlu yıllar, savaşsız günler, bol kazançlar, emekli maaşları güzel olsun. Başka bir diyeceğim yok. Bütün Eskişehir halkına iyi yıllar dilerim. Herkesin önce sağlık ve afiyet istiyorum. Benim hanım hastanede ameliyat oldu. Yatıyor başımdan 6-7 aydır 7 tane olay geçti. 2019 yılı inşallah bütün herkes için, 220 tane devlet için hayırlısı, uğurlusu olur. Yeni yıldan bekledim. Huzur, güven, barış. Beklentimiz kötüye gidiyoruz. Hiçbir şey beklemiyorum. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Türkiye için, dünya için barış, savaşsız bir yıl, sağlıklı bir yıl. Bu kadar. Ben barış içinde, bir huzur içinde ülke. Müreffeh bir ülke istiyoruz. Aynen, ben savaşsız, çocukların öldürülmediği bir yıl istiyorum. Beklentimiz inşallah vatanına biner size ekonomik olarak hayırlı olur. Başka terör olmasın. İnsanlar hep birbirini sevsin. O kadar. Mutluluk ve huzur. Herkes için. Ve dünya barışı. Güzel bir soru aslında ama çok söylenecek şey var da ne söyleyeceğimi şaşırdım yani şimdi. Neden? Hiçbir beklentim yok. Yani gerçekten öyle, hiçbir beklentim yok. Özellikle ekonomik açıdan. Yani hiçbir beklentim yok. Böyle gruplaşma şu bu olduğu sürece siyasi anlamda, kişiler birbirine düşürme gibi şeyler olduğu anlamda hiçbir beklentim yok. Sadece kendimi düşünüyorum. Ekonomik durumumu düşünüyorum. Çocuklarımı nasıl okutabilirim, ne yapabilirim, bunları düşünüyorum. Başka da bir şey düşündüğüm yok. İnşallah hayırlısı olur diyebilirim. Yani ekonomik açıdan söyleyecek olursak gelecekte daha kötü günler bizi bekliyor. Onu söyleyebilirim. Genel olarak zaten kirleşeleşmiş. Herkesin aynı düşünceye sahip. Onun dışında da hani temennimiz düzelmesi yönünde ama nötr. Yani ekonomik açıdan yaklaşabiliyorum. Onda da olumsuz bir düşüncem var açıkçası. 2019 yılında tabii ki en önce kendim için sağlık. Herkes için sağlık, huzur, mutluluk, şehitlerin olmadığı, ne bileyim, zamların olmadığı. Yani daha bir güzel hayat isteriz. Herkes gibi biz de daha güzel hayat isteriz. Çocuklarımızın geleceği için, sağlığımız için, bu her şey çok kötü, düzelmesi için. Her şey yani, evlatlarımız, kendimiz için böyle bir şeyler bekliyoruz. Öncelikle tabii sağlık, mutluluk, huzur, barış muhakkak olmalı. Bunun arkasından adalet, akıl, insanlara akıl lazım çünkü. Bir de başka işte hukuk, adalet bunlar yani. Efendim 2019 yılında hepinize sağlık, huzur, mutluluk, başarı, aşk ve tabii ki bol paralı bir yıl diliyoruz. Eskişehir Net ailesi olarak herkese mutlu yıllar.